Duysal entegrasyonun ve sporun otizmli çocuklar üzerinde, otizm çocukların hayatındaki yerini konuşacak olursak, aslında çocuklarda biz tamamen duysal entegrasyonla çalışmalara başlıyoruz. Yani çocuğun herhangi bir duyu eksikliği varsa o tespit ediliyor, onun neticesinde programları işleniyor ve daha sonra duysal entegrasyon problemleri bittikten sonra, yani tüm doğru çalışmalar yapıldıktan sonra, tabii ki çocukların hayatından sporu asla çıkarmıyoruz. Spor çocuklar için, özellikle otizmli çocuklar için bir yaşam felsefesi haline geliyor. Otizmli çocukların duysal entegrasyon programlarını tamamladıktan sonra temel spor becerisi hareketlerine geçiyoruz. Her yaş grubun, her çocuğun kendine özgü programlarını çıkararak onlara uygun programlarla vücutlarının, çevresinin ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda hareketlenmelerini sağlıyoruz çocukların. Doktor Hillman yaptığı bir çalışmada şu şekilde bilgilendiriyor. Diyor ki, koşu bandında 45 dakikalık bir antrenmandan sonra yapılan ilk zihnin en iyi çalıştığı dönem ilk 45 dakika. Yani bu bizim için aslında anahtar bir kelime. Yani biz çocuklarımıza aslında bilgiyi öğretmeden önce bilgiyi hazırlıyoruz. Önce bedenini ve fiziki durumunu hazırlıyoruz. Ondan sonra bilgiyi onları aşılıyoruz. Aslında Prim Psikososyal ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çocukların neden bu kadar hızlı ilerlediğini soracak olursanız, doğru programla, doğru bedensel programla, çocuklara doğru metodlarla eğitimlerine devam edilmesi. Önce beyinleri ve vücutları o programı alır hale geliyorlar. Beynin çalışması için önce fizikin çalışması gerekiyor. Kan dolaşımının hızlanması gerekiyor ki beyine giden kan dolaşım hızlansın, çocuğun algıları açılsın. Algıları açılan çocuklarda önce dediğimiz gibi temel spor becerisi kazandırılıyor. Daha sonra tüm bu becerileri tamamlayan çocuklarda bizler çocuklara hayatta kendilerine yer edinmeleri için, bir meşgaleleri olmaları için ya da herhangi bir spor branşıyla kendilerini daha iyi hissetmek, özgüvenlerini geliştirmek için onlara branş dersleri veriyoruz. Masa tenisi bunlardan bir tanesi, bisiklet dersleri, futbol, basketbol, voleybol. Burada çocukların bu branşları kazanması sağlanıyor ve daha sonra cemiyet içerisinde kendilerini bu branşlarla bir yer ediniyorlar. Daha önce arkadaşlarıyla hiç iletişim kuramamış bir çocuk masa tenisini biliyorsa eğer, gidip bir arkadaşıyla bir yerde karşılıklı masa tenisi oynayabiliyor. Hiç ünsiyet kurmamış bir çocuk bile sporla birlikte aslında kendine bir arkadaş, sosyal bir ortam sağlamış oluyor.